Nazar değmesi haktır. Yani göz değmesi doğrudur. Bazı kimseler bir şeye bakıp beğendiği zaman gözlerinden çıkan şua zararlı olup canlı ve cansız her şeyin bozulmasına sebep oluyor. Bunun misalleri çoktur. Fen belki bir gün bu şuaları ve tesirlerini anlayabilecektir. Nazarı değen kimse hatta herkes beğendiği bir şeyi görünce maşallah demeli ondan sonra o şeyi söylemelidir önce maşallah deyince nazar değmez nazar değen veya korkan çocuk için çöp yakıp etrafında döndürerek tütsülemek veya ergimiş mumu başı üzerinde suya dökmek ve kurşun dökmek caiz olduğu Fetavâ-yı yazılıdır. Fatiha, Ayetel Kürsi ve Eûzu bi kelimâtillâhi tammeti okumak hadisi i şerifte emredildiği Tesil 76. sayfede yazılıdır. Mevahipte ve Medariç'te diyor ki: İmam-ı Malik'e göre rahmetullahi teâlâ aleyh demirle, tuzla, iplik düğümlemekle ve mühri süleymanla rukye yapmak mekruhtur. Rukye okuyup üflemek veya üzerinde taşımak demektir. Ayet-i kerime ile ve Resulullah'tan gelen dualar ile rukye yapmaya taviz denir. Taviz caizdir ve inanan güvenen kimseye faide verir. Taviz yazılı muskayı muşamba, naylon gibi su geçirmez şeylere sarılı olarak cünübün taşıması ve helaya girilmesinin caiz olduğu Halebi'de ve Dürrül Muhtar'da taharet bahsi sonunda sayfa 119'da yazılıdır. Manası bilinmeyen veya küfre sebep olan rukyeyi okumaya efsun denir. Bunu veya nazarlık denilen şeyleri kendi üzerinde taşımaya temime denir. Muhabbet hasıl etmek için yapılan rukyelere tivele denir. İbn Abidin 5. cilt 232. ve 275. sayfalarında ve mevahipte ve Medariç'te yazılı hadisi i şerifte temime ve tivele şirktir buyuruldu. İbn Abidin burada nazar değmemek için tarlaya kemik, hayvan kafası koymak caiz olduğunu bildirmektedir. Bakan kimse, önce bunu görüp, tarlayı sonra görür. Mavi boncuk ve başka şeyleri bu niyet ile taşımanın temime olmayacağı, caiz olacağı buradan anlaşılmaktadır. Nazar değen kimseye şifa için Ayetel Kürsi, Fatiha, Muavvizeteyn ve Nun suresinin sonundaki iki ayeti okumak muhakkak iyi geldiği Farisi Medari Cünnübü ve kitabında ve Mevahi bile dünniye tercümesi ikinci cilt 179. sayfasında yazılıdır. Bu iki kitaptaki ve Tesilül Menafi kitabının 200. sayfasında yazılı duaları okumak da faydalıdır. Duaların en kıymetlisi ve faydalısı Fatihah suresidir. Tefsiri Maseri son sayfasında diyor ki: İbn Mace'de yazılı Hazreti Ali'nin bildirdiği hadisi i şerifte ilaçların en iyisi Kur'an-ı Kerim'dir buyuruldu. Hastaya okunursa hastalığı hafifler. Eceli gelmemiş ise iyi olur. Eceli gelmiş ise ruhunu teslim etmesi kolay olur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gam, gussa, sıkıntıyı gidermek için la ilahe illallahül azimül halim la ilahe illallahü rabbül arşil azim la ilahe illallahü rabbüs semavati ve rabbül ardi rabbül arşil kerim okurdu. Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Okumak sinir hastalığına ve bütün hastalıklara iyi geldiğini Enes bin Malik haber vermiştir. Haram işleyenin ve kalbi gafil olanın duası kabul olmaz. Maide suresinde Allahü Teala'nın yaratması için vesileye yani sebeplere yapışmak emrolunmaktadır. Tesiri kat'î olan sebeplere yapışmak farzdır. Mesela Allahü Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşmak için İslamiyete uymak ve dua etmek emrolundu. Diğer sebepler ve tesirleri açıkça bildirilmediği için bunlara uymak sünnet oldu. Peygamberlerin ve evliyanın ruhlarından ve ilaçlardan şifa beklemek ve dertlerden, belalardan kurtulmak için bunları vesile yapmak sünnet oldu. Vehhabiler bu sünnete şirk, küfür diyerek ayet-i kerimeyi inkar ediyorlar. Ruhların vesile olduğu Kıyamet ve Ahiret kitabının 228. ve sonraki sayfelerinde açıkça yazılıdır ehli sünnet itikadında olmayanın duası faide vermez. Allahü Teala her şeyi bir sebep ile yaratmaktadır. Bir şeye kavuşmak isteyen o şeyin sebebine kavuşmak için dua etmelidir. Sebebine kavuşunca bu sebebe yapışır. İnsana sıhhat, şifa vermek için dua etmeyi, sadaka vermeyi ve ilaç kullanmayı sebep yapmıştır. Ayet-i kerime veya dua bir çanağa yazılır. Yahut kağıda yazılıp kağıt çanağa konur. Üzerine su konur. Yazı eriyince her gün içilir. Yahut bu kağıdı muska yapıp üzerinde taşır. Yahut bunları okuyup iki avucuna üfürür. Avuçları ile vücudunu sıvar. Tibyan tefsiri son sayfasında diyor ki: Ayşe validemiz buyurdu ki Resulullah'ın bir yerinde ağrı olsa iki Kul Eûzu suresini okuyup mübarek avucuna üfler elini ağrı olan yere sürerdi. Dua ve ilaç ömrü uzatmaz. Eceli geleni ölümden kurtarmaz. Ömür ecel bilinmediği için dua etmek, ilaç kullanmak lazımdır. Eceli gelmemiş olan sıhhate kuvvete kavuşur. Şifayı ilaçtan değil Allahü Teala'dan beklemelidir. Muhammed Masum rahmetullahi aleyh mektubatta buyuruyor ki murad için ayet-i kerime ve duayı izin alarak okumalı demişlerdir. İzin veren onu kendine vekil etmiş olur. Meşhur bir alimin velinin kitabında okumalıdır yazmış olması izin vermek olur. İzin vereni ve iznini düşünerek okuyunca, o zat okumuş gibi faideli, tesirli olur. Kur'an-ı Kerim'i ve duayı ücret ile okumak, yani okuması için önceden bir şey istemek, büyük günahtır. İstemesi ve alması haram olur ve okuduğunun faidesi olmaz. Bir şey istemeyip sonradan verilirse, hediye olur. Hediyeyi alması caiz olur. Fetavâ-yı fıkhiyyenin 37. sayfasında diyor ki, Kâfirlere gönderilen mektupta, kuran ı Kerim'den bir iki ayet yazmak caizdir. Fazla yazılmaz. Bir iki ayet de onlara vaz için veya hüccet, vesika olarak caiz olur. Kafir muskanın faidesine inansa bile, ona ayet-i kerime ile mübarek isimler ile muska yazmak caiz olmaz. Haram olur. Harfleri ayrı ayrı yazmakla da caiz değildir. İster Müslüman yazsın, ister kafir yazmış olsun, bir muskayı kullanmak için içinde küfür veya haram olan yazının bulunmadığını bilmek lazımdır. Mevahib ile dünniyede diyor ki, üç şart bulununca rukye caiz olur. Ayet-i kerime ile veya Allahü Teala'nın isimleriyle olmaktır. Arabi lisanı ile veya manası anlaşılan lisan ile olmalıdır. Rukyenin ilaç gibi olup Allahü Teala dilerse tesir edeceğine, tesirini Allahü Teala'nın verdiğine inanmaktır. Gözleyen kimseye Peygamber Efendimizin bildirdiği şu tavizi okumalıdır. Euzu <Yauz> bi kelimatillahi tammeti min şerri külli şeytanın ve hammatin ve min şerri külli aynin lammetin. Bu taviz her sabah ve akşam üç defa okunup kendi üzerine veya yanındakilerin üzerine üflenirse göz değmesinden ve şeytanların ve hayvanların zararından korur. Bir kimseye okurken evuzu yerine züke denir. İki kişiye okurken üyi denir. İkiden fazla kimseye okurken üyi züküm demelidir.